Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben ne yapıyorum? Ya insan hasta olunca iştah olmuyor diyorlar ya. İşte o bende yok. Böyle sanki yediğim zaman hastalığım temizlenecekmiş gibi bir psikoloji oluyor bende. Belki hepimizde olmuyor ama bu bende var. Bakıyorum bakıyorum ne yesem ne yesem, dün de zaten yaptım, yemek var. Ama dedim bir çorba yapayım. Ne çorbası derken, evet, Nilcan'ın boyuna diyor ya, mantar çorbası yapacağım, mantar çorbası. Sare'yi okula götürürken dedim bir paket mantar alayım. Hazırı çünkü sevmiyorum ben hiçbir hazır çorbayı. Eskiden ama yerdik mantar çorbasını, hazır yerdik. O zamanlar çok da bilmiyorduk. Dedim hem bir paket mantar yeter zaten bir çorbaya. Ah Nilcan, ah sen soktun bu mantarı kafama. Dedim şöyle güzel sıcak sıcak hastalığa iyi gelir mantar çorbası yapayım. Hemen şöyle bir soyalım. Ve bunları da ay gitti, o çöp oldu. Maskeyi de tutuyorum çenemin altında. Yusuf'a yaklaştığım zaman normalde ikimiz de gribiz. Yusuf da, ben de. Yusuf da ilaç içiyor. Ben de antibiyotik alıyorum. O da alıyor. Ama yine dedim tedbir amaçlı. Annesi çünkü balkonları yıkıyordu. Bayağı bir iş yapıyor, uğraşıyor kadın. Hatta dedim niye çekim yapmıyorsun? Ya dedi şimdi kafamı gözümü sarmayayım. Normalde evde başı açık ya. Ne dedim sen bilirsin. Çekseydin dedim, balkonu temizliyorsun orayı burayı. Çünkü şey sanıyorlar, hep ben temizliyorum zannediyorlar. Şu anda balkonda Yusuf da ortada koltukta. Oturtturduk yine tek başına. Oyuncakları verdik önüne. Çünkü kucağa alıştırmamakta fayda var bana göre. Şöyle bir 2 dakikada bir paket mantar. Bugün pazar var ama hiç halim yok inmeye. Bir Sare'yi götürdüm aşağıya okula. Merdivenlerden inerken bir şey yok. Çıkarken bayağı bir zorlandım. Babaanne sen al dedi ama bakalım. İlerleyen saatlerde belli olur. Psikolojime göre, immet durumuma göre alırım Sare'yi okuldan. Ben alamazsam da annesi 2 dakikada iner alır ya. Allah'tan ya 2 kişiyiz. Yusuf mızmızlanmaya başladı. Hemen maskeyi takıyorum. Oyuncaklarını veriyorum. Fazla kucağıma almamaya dikkat ediyorum. Ama oldu oldu, hasta oldu oldu. Antibiyotik verdi doktor. 2 çeşit hava verdi. Ağrı, yani zaten ses tonu bile çocuğun değişti. Ablası çok yaklaştı yanına. İlk ablası bana bulaştırdı. Arkasından kardeşine. Ama bütün okul aynı durumdaymış. Bahçede bütün kadınlar benim gibi gri, doktora gitmişler. Bu da beni mutlu etti. Bir ben değilim. Ben kolay kolay grip olmam. Öksürük benim reflüdendir. Hani mevsimsel bir azma olur reflümde. Şöyle bir suyla. Şöyle tencereye atacağım. Haşlama yapmam lazım. Tamam, geldi. Tepelerini de ben aynı şekilde doğrayacağım. Şöyle yapacağım. Az bir sirke. Her şeyi akşama da Allah izin verirse bir bardak suyla sirke koyacağım. Onu da içeceğim. Çünkü sirke gribe gerçekten faydası olan bir
bir besin. Hemen şu kaynasın, ondan sonra işleme geçerim. El alışkanlığı kurulamamız lazım. Hemen atayım ben bunu haşlamaya. Ondan sonra devam ederiz. Bir çay koyayım çayımı içerken. Şöyle koymayayım, devamlı kullanmıyorum sirkeyi. Ama bir bardak su. Yok, yarım bardak suya şöyle az bir sirke dökeceğim. Ağzımı çalkalarak yutacağım. Çünkü mikroba alsın. Evet. Haşlamam oldu. Mantarları güzelce bir haşladım. Kafanız gözükmüyor Sayın Hanım. Mutfakta çekim yaparken tezgaha koysanız daha iyi. Yok, böyle daha rahat. Ya böyle çok da mutfak şeyi çekmek istemiyorum. Şöyle bir soğuk suya tutayım. Bak sapları sıcak suyu çıktı. Bilmiyorum bunu, bu işlemleri yapıyoruz ama ne kadar vitamini kalıyor onu da bilmiyorum. Açıkçası bir taraftan da çayı, limonlu çay yaptım. Az da olsa dedim. Yapayım şöyle. Ufak ufak doğramam lazım onları. Şöyle tereyağı koydum. Kavuracağım. Jülyen jülyen büyük olur değil mi? Gerçi mantarlar çok büyük değil. Tabii ya jülyen jülyen de olur. Çok da küçüğe gerek yok. Şöyle ağza da gelebilir. Ay kimse atamıyormuş, kimse atamıyormuş. Bir iki hafta sürüyormuş. Nasıl canım istedi yani, sanki işkembe çorbası geldi aklıma mantar çorbası deyince. İşkembeyi de çok sevdiğim için. Ha, güzel olmuyor mu? Oluyor. Bugün aklıma gelir miydi? Gelmezdi. Mecan'ın videosunu izlerken bir mantar yapayım sıcak sıcak dedi ya. Aklımda kalmış, hani sanki bizim evde yapıyormuş gibi. Aa dedi. Bir kaşık da ben içeyim diyecektim neredeyse. Şöyle tereyağımla güzel sotelerim bunu. Çok da küçük yapmıyorum. Jülyen jülyen yapıyorum. Zaten mantarların yuvarlaklığı da küçük. Çok büyük değil. Belki büyük gibi geliyor oradan ama mantar zaten eriyor suyun içinde. Kendisini bulmak zor oluyor. Bu kadar mantar da yeter bize. Çok da abartmaya gerek yok. Yağın üstüne atayım. Kavurmaya alayım onu. Soteleyeyim onu güzelce. Bir tenceremde de 3 kaşık unla şey yapayım. Un kavurayım. Burada sotelenirken çıkarsam bilmiyorum.
çok da büyük olmasın. Orta boy iyidir. Şöyle. Çalkalayayım. Biraz da tereyağı keseyim. Olmadığı zaman katı yağ kullanıyorum. Ne yapayım? Bugün var tereyağı. Yarın olmaz katı yağ. Şöyle çok da onda da var çünkü abartmayın. Şöyle kalktım. Valla un bize bahara yetmiyor. Sare ile akşam ne yaptık? Şuna tahta kaşık alayım. Tavayı çizmeyeyim. Çokma gelir. 2,5 yapayım. Büyük kaşık. Çünkü benim bayağı büyük. Bardak attığım için rahat rahat. Olmuyor dar şeyde un. Hatta devamlı şey kullanmak zorundayız. Ay Sare ile ikimiz kek yaptık akşam. O çalkalıyor, içine atıyor, şekil vermeye çalışıyor. Okula götürdü bugün keki. Babaanne birlikte yapalım. Ay kız çocukları demek ki böyle. Şimdi unumu tereyağıyla kavuruyum. Sütümü de çıkarayım. Normal sıcak suyum da var. Bekleyeceğim. 2 bardak süt koysam yeter. Aslında plastik şöyle şeyler oluyor. Tas gibi. Onlardan almak lazım. Ay gidiyorum soktu. Bakayım şuradan. Çay bir taraftan, yemek, çorba. Böyle bir şeyler içersem, bir şeyler yersem çabuk iyileşeceğim gibi hisse kapılıyorum. Demek ki antibiyotik şart olmuş. Aslında antibiyotik de çok iyi bir şey değil. Erisi şöyle unumu kavururum, sütümü koyarım. Sıcak suyum ne kadar var? Yetmeyecek kadar var. Biraz sıcak su koyayım kaynasın. Sütün üstüne de suyu eklerim. Ama sıcak su koyarsam... Ay kafam bazen böyle karışır.
Valla benim var ya yıllardır yediğim limon beni koruyor belki de bilmiyorum ki. Çok limon yerim ben. Hele bir taze limon oldu mu kabuğunu da yıkarım, kabuğu da yerim. Dayanamam. Kavruluncaya kadar karıştırmam lazım. Tamamdır. Ya bende de bir huy var. Ne kadar hasta olursam oluyor. O yemeği ben yapacağım. Elindeki yemek pişireceğim. Kendime geliyorum yemek pişirdiğim zaman ya. Mutlu oluyorum. Böyle bir şey var mı? Hatta kan grubumu merak ediyorum. Sizinle de paylaşacağım. Hemen sağlık ocağında. Biri sordu çünkü kan grubunuz ne? Yani vücut istiyor. Ben de merak ettim. Bende mi var bu garip? Herkes de oluyor mu? Yani bir ara ben tek başıma yaşadım. Hasta da oldum. Kendi çorbamı da yaptım. Yemeğimi de. Hatta ne olmuştum ya? Domuz gribi diyorlardı o zamanlar. Bayağı şeydi böyle. Böyle titriyordum. Ateşlenmiştim. Yunus biliyorsunuz hep Bodrum Antalya çalıştı otellerde. Ben tek başıma yaşıyordum. Yani kendi kendime bakabiliyordum. Valla bugüne kadar kimseden de hastayım, çorba istemiyorum. Allah'ım diyorum, tek dileğim. Elden ayaktan düşürmesin. Allah'ım. Elden ayaktan düştüğümüz zaman da emanetini alsın. Güzel Meryem'den hep bunu diliyorum. Ha bakılmaz mı? Bakılırım tabii. Kızım da var, oğlum da var. Gelinin de merhametli. Ama biz istemeyiz. Bize ağır gelir. Birinin bize bakması. Kendi ayaklarımızın üstünde hep durduğumuz için. Biraz kısayım. Harharlandı. Ay un kavurması çok güzel oldu. Çok güzel de koktu. Domates çorbasında nasıl güzel oluyor? Domates kırmızısı aynı işlem aşağı yukarı. Ona kaşar koyuyoruz. Buna da mantar koyuyoruz. Bu beyazı, o kırmızısı. Lahana çorbasını da çok seviyorum şeyin. Beyaz lahana oluyor ya. Ispanak çorbası. Çilek çıksın taze taze de. Tamamen kısayım. 2 bardak atacağım. Çok süt abartmayacağım. Şöyle topaklanmasın kavurduğum un. Ondan sonra su ekleyeceğim. Şurada versem suyu daha iyi. Ha. Sürahide soğuk bence daha iyi. Yeterli. Kuyulu da güzel. Bir fıkırdasın. Ondan sonra mantarları dökelim içine.
Sadece karabiber, tuz. Domatese de karabiber. Mantar çorbasına da karabiber yakışıyor. Başka baharat gitmiyor. Şöyle bakıyorum, kontrolümü yaptım. Bir fıkırdasın. Şekerimi attın mı bilmiyorum ki. Attı diyorsunuz oradan, attınız diyorsunuz. İki dakikada mutlaka hallettim. Nasıl hallettim? Çabuk çıkarırım bulaşık. Ama çabuk da toparlarım. Makinelerin gözünü seveyim ya. Eskiden diyorduk ya. Mutfak dolar, bir tarafta durular, bir tarafta yıkar. Evde bazen su akmaz. Ay, bir dönem geçirdik su akmayan bir dönem. İnanın bulaşıklar köpüklü kalıyordu sanki. Ben yeni evliydim. Bayağı bir susuzluk çektik İstanbul'da. Böyle kaynamaya başladı mı tuzunu atarım. Çünkü keser, süt var. İki dakikalık iş. Elinde malzeme oldu mu? Mantar da çok dayanmıyor çünkü alamıyorsun, dolaba atamıyorsun. Aslında mantarı çocuk yemez de kabak çorbası mı yapsaydım ama mantar canım istedi. Yusuf da yerdi kabak çorbası. Az bir şeydi ona kabak çorbası sütle. Güzel olur. Kaynamaya. Ama biraz bir tarafa. Çok da abartmayayım. Ne yapayım? Biraz o fıkırdasın. Ara vereyim. Evet, bayağı bir kaynıyor. Ne yapıyoruz? Mantarımızı döküyoruz. İçine. Tereyağısı da gitsin, kalmasın. Kızım taşıyordu çünkü kaynadı kaynadı. Süt olduğu için çabuk. Evet, bir kaşık tuz. Çok koymayacağım. Tabaklara koyarız. Ben çünkü biraz kaçırıyorum. Bir kaşık daha şöyle çay kaşığıyla karabiber. Şöyle bir 10 dakika, 15 dakika bir özleşsin. Kış yemekleri, mantar çorbası, mercimek çorbası, domates çorbası. Başka Türk yemekleri yani yapacağımız beyaz lahana çorbası. Benim tabii 2-3 çeşit şehriye, arpa şehriye falan kavurmalı falan öyle terbiyeli şeyim var. Yıllardır yaptım. Geçen hatta oğlum dedi. Anne, buna şehriye koymayı unutmuşsun. Halbuki şehriyeli yapmadım, o gün köfteli yaptım sadece. Keşke şehriye de kavursaydın. Taşabilir, kısıyorum. Şimdi kendimi atayım balkona bir 10 dakika. Hatta orası fazla geliyor, o aygaz kısmı. Yüksek yanıyor biraz, şu tarafa alayım. Başında bekleyecek halim yok çorbayı. Bir 15 dakika kaynadı mı tamamdır. Allah'ım.
ama arattırmasın kimseye açlıkla da imtihan etmesin güzel Mevlam. Şu savaşlar dursun, dursun. Artık çocuklar ölmesin. Barışlar gelsin Allah'ım. Güzel Mevlam çocuklara oynamasınlar. Makine de kurulmaya geçti de ses geldi. O yüzden orada bardakları biriktirdim. Şimdi hepimiz nezle gribiz. Elini yıkamıyoruz. Soracağım. Limon attın mı? Atmadın mı? Tamam bunu kızdım o kaynasın içeri. Benim bakmam lazım. Ondan sonra dışarıya çıkayım balkona biraz oturayım. Hava yağmura da çevirebilir bir lodos havası İstanbul'da. Ben okula giderken güneşti. Bayağı bir yaktı. Normalde bir çay kaşığı ama limon koydum mu 1,5 çay kaşığı. Bellidir benim ölçüm limonluyken de limonsuzken de. O yüzden ben şekerimi pek kimseye koydurmam. Kendim ölçümü bilirim çünkü. Yıkamış buraları. Allah'a emanet olun.
insanlarımız dinmesin. Dilek. Dilek. Ya bir şey soracaktım da ezan okunuyor diye. Gidiyor musun cumartesi şeye, yürüyüşe? Nerede? Havalanda. Yok ya, metrolar nasıl? Metrolarla, tramvaylar hepsi keşke gidiyor. Keşke Murat gönderse, beni valla gelirdi. Çünkü bir kişi kişidir. Çocukların ölümüne, zulme dur diye. Tabii canım, ha, gideceğiz. Koşa koşa gelirdi. Ha? Tabii ki gelirdim cumartesi günü ama Murat o kadar saat 3'te. Bir de çıkarım ben buradan. Çünkü yolu ben de bilmiyorum tam olarak. Havaalanının şey bahçesi. Oradan arabalar kalkar bence. Bilmiyorum da çünkü bu parti olarak değil. Bu halk tabii, olarak. Ha. Bu halk olarak. İnsan olarak. Tabii her gün ağlıyoruz. Değil mi? Yalnızca boykot işte. Bir sorayım dedim çünkü beni çağırmadın deme. Yok abi. Allah razı olsun. Dün Kaan'a ayakkabı almaya gittik. Gitmişim şey almışım. Onların ayakkabısı almışım. Şu farkında bile değilim. Neydi o ya? İnsan hepimizin kafası dolu ya bu çocukların. Abi o kadar sinirlendim. Yani ayakkabıların da bütün markaları onların demiş. He. Evet, kullanmayacağız. Lütfen kullanmayalım. Bir kişi bir kişidir. Ben anlamadım nasıl aldım. Neydi onun markası? Marketten baktık biz. Yok, internette. Markette dikkat ediyorum. He. Ama orada karıştırmışım. Yani bir kişi bir kişidir. İyi bir bot alalım dedim. Kış geliyor ya. He. Ama fark etmemişim işte. Artık yapacak bir şey yok aldıktan sonra da. Ona canım sıkıyordu arkadaşlar. Aslında tepkini yapabilirsin. Al ben istemiyorum bu deyip. Ya, i̇şte yol uzak. Gittim canım çıktı bir daha geliyorum. Yol uzak. Ama almamaya dikkat edelim. Yok herhalde ben dikkat ediyorum. Etmezdim. Hatta yarı yarıya inmiş. Ya çocuklarımızın kanını içmiş oluyoruz bu şekilde. Evet. Allah'a emanet olun. Vallahi ben çok duygusallaştım yine. Ve hep böyleyim. Kendinize iyi bakın. Çorbamı bilmiyorum. En son durumu kaynıyordu. Girmedim. Çünkü kıstım altını bayağı yavaş yavaş özlesin dedim. Bir kaşık içerim Allah'ın izniyle. Çaydan sonra çorba derler ya. Ben de öyle yaparım, ne yapayım. Biz abimle gideceğiz, o belli de. Yanımıza buradan varsa gelecek olanlar. Gideriz hep birlikte. Çünkü bir kişi bir kişidir. Hani ben gitmeyeyim, nasıl olsa gidiyorlar demeyelim. Hepimiz birlikte gidelim. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemezsiniz. Çok mutlu edersiniz. Küçük bir aile ama ihtiyaçları olan işte. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, çorbam pişti. Vallahi bana göre mükemmel. Şöyle bir karıştırayım. Telefonu da elimden düşüreceğim ha. Şöyle tasına koymam lazım. İçeceğim çünkü sıcak sıcak. Tadına baktım. Tadı tuzu yerinde. Şöyle. Mis gibi vallahi kokuyor. Şimdi durdurayım da öyle. Valla ben biraz daha üstüne karabiber attım. Ama tereyağıyla inanın süper oluyor. Olmaz mı ya? Adı üstünde tereyağı.